Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Artık integral konusuna başlıyoruz. Hemen sorayım, Koray sence türev mi daha zor, integral mi? İntegral daha zor. İntegral daha zor ancak yeni müfredatla beraber hani birçok türevi bilmemizi gerektiriyordu integral konusu. Evet. Artık sadece değişken değiştirmeye hakim olmak birçok şeyi kurtaracak. Aynen öyle hocam. Öyle değil mi? Hemen söyleyelim, türev demek, integral demek aslında türevi alınan ifadeyi tekrar eski haline getirin demektir. Şu iki sembolle çok sık karşılaşacaksınız. Burada bir tane fonksiyon var. Bu fonksiyon x'e göre türevlenmiş. Dolayısıyla bu türev hamlesini geri alın, tekrar eski haline getirin demektir. Bunların birçoğunu kafadan yapabileceğiz. Aynı şey gibi hocam. Üstlü sayı ve köklü sayı arasındaki ilişki gibi. Kuvvetini evet. Al, kökünü al, geriye getir. Tekrar eski haline geri götür. Mantıklı. Peki şöyle yapalım. Mesela f üssü x 2x artı 6 ise fx nedir diyor. Şimdi neyin türevi 2x artı 6? Acaba öğrenciler bu veriye sahip mi? Düşünebiliyorlar mı bunu? Düşünebilir mi bir öğrenci yani 2x neyin türevidir? 2x'ye hangisi veriyor düşünebilirler. X kare olduğu açık aslında. Güzel. X karedir. 6 da 6x'in türevidir. Evet. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Fx x kare artı 6x olabilir. Öyle değil mi? Hı-hı. Ancak bizler biliyoruz ki sabit sayının türevi de sıfırdır. Evet. Yani belki de bunun yanında bir tane 1 vardı. Türevini al bu. Ya da belki de x kare artı 6x eksi 13 vardı. Türevini al yine bu. İşte bu kargaşadan kurtulmak için biz integralini aldığımızda ifadeye artı c ekliyoruz. Bu c'nin manası yanında bir tane sabit sayı olabilir. Henüz o sabit sayıyı bilmiyorum demek. Anlaştık mı? X kare artı 6x bunun integrali. Yanına hemen bir tane c bırakıyoruz. Mesela burada türevi bu şekilde verilmiş. Neyin türevi 3x karedir? Türevle çok uğraştığınız için biliyorsunuz x küp. Neyin türevi 4x'tir? 2x kare değil mi? Evet. 2 bu biraz x kare. Tabii biraz daha zorlandık. 2 başa gelecek. Eksi 4x olacak. Neyin türevi 2'dir? 2x. Artı c. C. Güzel. Bunu da hallettik. Peki her seferinde bu şekilde göz kararı ya da zihinden mi yapacağız bu işlemleri? Hayır. Birazdan yöntemini göstereceğim ama ilk etapta mantığını bir kafanıza oturtmak istiyorum. Mesela türevi alınmış 6x eksi 1 denmiş. Ayrıca f1'in de 4 olduğu söylenmiş. F3'ü istiyor bizden. Koray öncelikle fx'i bulmamız gerekiyor. Evet. Hadi bakalım fx neyin türevi 6x'tir? 3x kare. 3x karenin doğru. Neyin türevi 1'dir? Eksi x. Ama artı c var. C var. Hiç önemli değil. Bu c'nin kaç olduğunu artık bulabiliriz. Çünkü bize f1'in 4 olduğunu söylemiş. F1 eşittir 3 çarpı 1'in karesi eksi 1 artı c. Evet. Burası 4'e mi eşit olacak? 2 artı c eşittir 4'ten c 2 mi çıkar? C 2 ise artık buraya 2 yazabilirim. F3 kaç olur bu durumda? 9. 3 kere çarp 27. Eksi 3 artı 2. 26 olacaktır sonuç. Hocam şu yönteme gelseniz artık yani birçoğumuz integral konusuna geçtik. Ben de içimden diyorum artık. Gelin birçoğumuz integral konusuna geçtik ve integral alırken ne yapılması gerektiğini ya biliyoruz ya da merak ediyoruz. Haklısınız. O yöntemi birazdan göstereceğim ama integralde her şey direkt o yöntemde bulunmuyor. Kafa karışıklığı olmasın diye öncesinde sormam gereken bazı sorular daha var. Mesela bu. Birincisi, biz buraya genellikle fx yazarız ama şu integral dairesini biraz daha düzenli yapalım. Aslında olay şudur. Burada bir fonksiyonun türevi vardır ve bu neye göre türevlendirilmiştir? X'e göre. Siz bunu eski haline getirin. O zaman genel olarak düşündüğümüzde buradaki fonksiyon fx olarak çıkmayacak mı? Ama artı bir de ne olacak? C olacak. Bir kere şu şekli aklınıza kazıyın arkadaşlar. Böyle bir ifade var. Yani türevi varsa fonksiyonun yanında dx varsa bu fonksiyonun kendisi artı c olarak ne yapmak zorunda? Çıkmak zorunda. Yalnız orada parantez almamızın özel bir sebebi var mı? Hangisini? Ben şurada parantez almadım. Aa hayır, parantez koymayız genelde onlarda. Deniz kendisi sayısalcı ama işte demek ki sayısalı çok da fark etmiyor. Yani. Aynı manası yani çok da önemli bir şey değil. İkisi de aynı şey. Peki bunu neden yaptık? Bakın verilen fx ifadesi şu şekilde tanımlanmış. Evet. Buna göre f üssü kaçtır diyor. F üssü 3 kaçtır diyor. Biz ne söyledik az önce Koray? Burada fx artı c varsa burada da
F üssü X yok mudur? Onun türevli hali. Türevli hali. Ama öğretmenim burada C yok. Hiç önemli değil. Zaten türevini aldığımız zaman o C ne olacaktı? Kaybolacaktı. Ya da kafanıza yatmadı mı? Hani Koray az önce söyledi ya, üssü sayıyla köklü sayı sanki birbirinin tersi, eski haline getirmek için kare evet. kökünü alıyorsun gibi. Burada da şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Koray, her iki tarafın aynı anda türevini alalım. Çünkü f'in türevi, türevi soruyor. Fx'in türevi f üssü x'tir. Doğru mu? Doğru. Burada integral yok mu? Evet. X'e göre integralini almış. Bunun türevini alırsanız arkadaşlar, türev integrali ne yapacak? Götürecek. İntegrali götürdüğünde buradaki fonksiyon kalacak geriye. Karekökün karesini almak gibi aslında. Aynen öyle. O zaman f üssü x eşittir x küp eksi 3x artı 2 diyebiliriz. Peki f üssü 3'ü mü soruyor? Aman Allah'ım ne kadar kolay. 27 eksi 9 artı 2'den cevap 20. 20 çıkacaktır. Benzeri bir soru burada da var. Ama bu sefer biraz daha değişik. En azından şunu anladık. Her iki tarafın türevini aldığımızda burada f üssü x kalıyor. Burada da bu fonksiyon kalıyor. Evet. Aşağıdaki hamlede bir tane fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f fonksiyonun x eşittir 2 apsisli noktasındaki türevi. Teğetini neyimi. Bu zaten türevden biliyoruz. Şu demek değil mi? Aynen öyle hocam. F üssü 2'yi soruyor. Burada f üssü yok mu? Var. X yerine 2 yazın. F üssü 2, 9 artı 2 eksi 1. Şimdi, pardon 9, özür diliyorum 10 olacaktım. Dikkat edin, burada üstel bir fonksiyon var. Biz üstel fonksiyonun ne türevini ne de integralini bilmiyoruz. Öyle değil mi? Ancak bu şekilde sorunun içerisine gelebilir. Burada üstel fonksiyonun türevi söz konusu değil. Peki. Ha dedik ya, şimdi neler var? Formüller var. Artık o formülleri açıklayalım. Bir fonksiyonun türevini aldı ya da bir ifadenin türevini aldığımızda ne yapıyorduk? Üst başa geliyordu ve bir azalıyordu değil mi? Aynen öyle. İntegral de bunun tersi olduğuna göre ne yapacaksınız? Üstü bir arttıracaksınız ve çıkan sonuca böleceksiniz. Yani yaptığınız hamleyi geri alacaksınız ki ilk haline ulaşın. Yalnız burada integral türevin tersidir demiyorum. Özellikle ona dikkat edin. Burada yapılan işlem tersidir diyorum. Çünkü teknik olarak bazı itirazlar gelecektir. Peki x üzeri n artı 1 bölü n artı 1. Öğretmenim ben anlamadım. Hiç sorun değil canım. Hemen bir örnekle veririz. Mesela x kare dx. Türevi alınmış ve x kare bulunmuş. İntegral alınacaksa üstünü 1 arttır ve çıkan sonuca aynısı böl. Artı bir de ne yazacağız? C yazacağız. Peki böyle tekliyken bu şekilde de karışıkken hiç fark etmiyor. Türevini özür diliyorum. Türevi bu mu? İntegral alırken üstü 1 arttır bölü 5. Üstü 1 arttır 2 oldu üstü değil mi? Bölü 2 neden? Burada gizli bir tane 1 var. 1 arttırırsanız 2 olacak. Sabit sayının integrali eksi 4 olduğu için eksi 4x. Şöyle düşünebilirsiniz. Çünkü Koray bu x üzeri 0 değil mi? Bir ekle. Ondan sonra söyleyince çıkan sonucu böyle. Ama ben söylüyorum zaten artı c. Böyle de düşünülebilir. Peki ahanda böyle karışık bir ifade. Ahanda böyle karışık ifadelerin türevini alırken biz normal üstü hale getirmiyor muyuz? Aynen öyle. Şimdi de aynısını yapacağız. Önce üstü hale getirelim. Bu nedir? X üzeri 1 bölü 3. Gizli bir tane 1 olduğu için 1 bölü 3. X üzeri eksi 2 ve dx. Adam diyor ki x'e göre türevi bu. Hadi bunun integralini al. Yani eski haline getir. X kare bölü 2. X üzeri 1 bölü 3'e 1 ekleyelim. Hesaplayamadım, böyle yazıyorum. Hiç önemli değil. Yeter ki kuralı uygula. Eksi x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Düzenlerseniz sonucu bulmuş olacaksınız. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hayır. Peki mesela hep x mi kullanıyoruz? Biz bütün fonksiyonların değişkenlerinde hep karşımıza x mi çıkar? Hayır. Değişkenler değişebilir. Burada t'ye göre mi alınmış? O zaman t'ye göre integral alacaksınız. Yani t üzeri 5 bölü 5 eksi 3 t kare bölü 2 artı 6 t artı c. Kalem gidiyor. Doğru mu? Doğru. O zaman gitmeyen kare. Ancak burada olay biraz daha farklı. Verilen fonksiyon x cinsinden. Ama türevi t'ye göre alınmış. Kardeş, burada t mi var? Evet, o zaman ben fonksiyonu t'ye göre düşüneceğim. Hı hı. Peki t'ye göre düşünürsek buradaki x'in bir manası var mı? Sabit sayı gibi olacak. Evet, aynen sabit sayı gibi düşüneceksiniz. Mesela buna aklıma harf gelmedi. Bir harf düşündüm de bir anda hani u diyeceğim, v diyeceğim de daha onlara gelmedik, evet, ya karıştırmasınlar, evet, evet, diye. K diye düşünün.
K'ya göre K'nın türevine, özür diliyorum, integraline T'ye göre alırsanız K çarpı T olmayacak mı? Aynen, Onur hapşurdu galiba, öldü de. Öyle hissediliyor. O zaman bu ifadenin integrali şu olacaktır arkadaşlar. Sabit sayı gibi aynen yazacaksınız. Yanına çarpı T ekleyeceksiniz. Artı nedir? C'dir. Bunu gidip de x üzeri eksi 3 bir arttır böl. Çünkü T'ye göre integral alacaksın. Bu T'ye göre türevlenmiş. Ben de. Peki U'ya göre türevi neymiş? 6'ymış. O zaman 6 U artı C. Kafa karışıklığı var mı? Hayır. 5x artı 1'e göre türev ne demek ya? Hiç fark etmez. Buna U de. Bu da o zaman integral 4 DU. Yukarıdakine benzemeyecek mi? Evet. Bunun integrali de 4 U artı C değil miydi? Evet. O da o zaman 4 çarpı 5x artı 1 artı C olacaktır. Doğru mu Koray? Olay bu. Kafana takılan bir yer var mı burada? Yok, hayır. Yani uzun yoldan da yapabilirdik de uzun sürecekti bu sefer. Nasıl? Türevini aldığından sonra çarpı integral. Buradaki mantığı anladık, evet, değil mi? Peki. İçim esinmedi. Kağıdı geri ver Koray. Olmadı. Misiniz? Hayır. Başka bir şey anlatacağım. Şimdi bu bir test ise cevap şıklarında böyle bulunabilir. Ama şöyle de olabilir. Dikkat edin. 20x artı 4 artı c değil midir bu? Evet. Burası da artık yeni bir tane sabit sayı değil mi? 20x artı c. Böyle de bulunabilir cevap şıklarında. Çünkü 4 artı c olacağım, nasıl c olur demeyin. C burada sabit sayının genel gösterimi. Orada kaç olduğunun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla adam buradaki 4'ü de cabit sayıya ekleyebilir ve karşınıza bu şekilde çıkabilir. Peki bu şekilde bir ifade varsa hiç sorun değil. Çünkü türevde de aynısını yapıyordunuz. Önce 3x kare bölü x artı 4 kök x bölü x eksi x bölü x. Doğru mu? Doğru hocam. Sonra integral 3x artı 4 bölü kök x, yani x üzeri eksi 1 bölü 2 diyelim, ona da integralini alacağız ya. Eksi 1 dx. Şimdi integralini alalım. 3x kare bölü 2. 4 x üzeri eksi 1 bölü 2'ye 1 ekleyin. 1 bölü 2. 1 bölü 2 eksi x artı c. Düzenlemesi size kalmış. Peki iç içe kökler var. Bunun için köklü sayıların özelliklerini bilmesi gerekiyor öğrencilerin. Bilmeyenler için de bir hatırlatma olsun. 3 kere 2 6. X içeri girerse x kare olarak girmeyecek mi? Yani x üzeri 2 çarpı x mi olacaktır bu? Evet. Dx integral 6. dereceden x küp mü? Koray, şu demek değil midir? Özür diliyorum. X üzeri 3 bölü 6, yani 1 bölü 2 demek değil midir bu? O da x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Bu biraz karışık olacak. O yüzden bunu düzenleyelim isterseniz. X üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 var. Bir kere bu 2 bölü 3 olarak çarpım konumuna geçecek. X üzeri 3 bölü 2 de karekök x küptür. Artı c'dir. Neden şu 2 buraya böyle olarak geçiyor? Çok doğru. O da bunu x kare çarpı x olarak düşünürseniz. X kök x artı c olarak öğrencilik karşısına çıkıyor. Için adım adım üst üste sayıya çevirip oradan da yapabilirler. Doğru. Yani. Hatta şöyle de yapabilirdiniz. Bakın. Madem söyledik. Şu içeri giderse x kare olarak gitmeyecek, evet, mi? Küp kök. X kare olarak giderse bir de x var. X üzeri 3. Sonra şuna şu çarpılmaz mı ardışık kökler? 6. dereceden ben x. Ben onu dememiştim ama olsun. Yok. Bu biraz daha akla gelen bir yöntem ya. Ama tamam, senin dediğin de doğru. Mesela yani bir yöntem bitmiyor bizde. Küp kök. Şunu x üzeri 1 dersiniz. Şuna da x üzeri 1 bölü 2 dersiniz. Ha. Burada toplayıp işlem yaparsınız. Rahatladım şimdi, tamam. Oh, tam işte benim dediğim o. Peki şimdi ne yapacağız? Bir kere şu ne demekti Koray? Y bölü dx. X'e göre türevi demek. Türevi demekti değil mi? Peki şu ne demekti Koray? O ifadenin integral demek. Türevle integral. Yani bir şeyin integralini alacaksın. Sonra türevini alacaksın. Başladığım yere geri döneceğim. Evet. Türevle integral birbirini direkt olarak götürür. Ve fx ne olur arkadaşlar? X üzeri 4 artı 4x eksi 4 olur. Var mı problem? Hayır. Anladınız mı? Önce bunun integralini almalıyım. Artı c gelecek. Doğru. Ama sonrasında türevini aldığımda tekrar başa döneceğim. Ve karşıma aynı ifade çıkacak. X yerine 2 yazalım. 16 artı 8 eksi 4'ten 24 eksi 4. 20 çıkacak. Sonuç 20 çıkacaktır.